Merhaba arkadaşlar, Ankaragücü ile ilgili yeni kısa gündem videosuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Malatyaspor ile yapılan hazırlık maçında Ankaragücümüz sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Maçın ilk golünü Alisov atarken ikinci golünü Makeda, üçüncü golünü Eren Derdiyok attı. Ankaragücümüzün güzel bir galibiyet kazandığı bu maçı yine herhangi bir platformdan izleyemedik. Diğer bir gündem, Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından biri olan TSYD Ankara Kupası'nda Ankaragücü ile Gençler Birliği Ankaralı futbol severlerin karşısına çıkacak. Maç 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19'da Eryaman Stadyumunda oynanacak. Maçın biletleriyle ilgili haftaya satışa çıkacağı söyleniyor. Transferlerle ilgili gündemimize geçtiğimizde Samsunspor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan Ankaragücümüz ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kendisi Bahadır'ın arkasında rotasyon oyuncusu olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Ankaragücümüz için hayırlı olsun. Diğer bir transfer gündemimiz bir söylentiden ibaret. Trabzonspor forması ile hatırlayacağımız stoper oyuncusu Edgar Lee ile Ankaragücümüzün ilgilendiği söyleniliyor. Geçtiğimiz sezonun 18. haftasında Altay maçında ön çapraz bağları yırtılan oyuncu ile kulübü arasında sözleşme feshedildi. Bonservisi elinde bulunan futbolcu ile Ankaragücümüzün ilgilendiği belirtilmekte. Oyuncunun sakatlığı ile ilgili durumunu belirtmek gerekirse oyuncu sakatlığı atlatmış ve salon idmanlarına başlamış durumda. Oyuncunun globaldeki durumunu değerlendirmek gerekirse oyuncu bonservisi elinde olan en değerli 13. oyuncu konumunda. Eğer ki bu transfer gerçekleşirse Ankaragücümüz için güzel bir transfer olacaktır. Arkadaşlar, Ankaragücümüzün en kısa ve öz gündem değerlendirmelerini sizin için toparladım. Bunun karşılığında kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz hem bu yaptığım videolar için bana motivasyon sağlamış olursunuz hem de Ankaragücümüzü yakinen takip etmiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Ankaragücümüze başarılar diliyorum.